Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tam 5 farklı arılı etkinlik yapıyoruz. Videoda kullandığım bütün kalıpları ve daha fazlasını açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Hazırsanız yapmaya başlayalım. İlk olarak kalplerden oluşan bir arı yapıyoruz. Burada sizin için kolay kalp kalıbını nasıl yapabilirsiniz onu gösteriyorum. Ben bu şekilde 2 sarı, 2 beyaz, 2 de siyah olacak şekilde 6 tane kalp kestim. Renkli bir A4 üzerine kalplerimi yapıştırarak etkinliğime başlıyorum. Şimdi arımın antenlerini yapıştırıyorum. Bu şekilde siyah ve beyaz karton kullanarak gözlerini yaptım. Onları da yapıştırıyorum. Ardından ağzını da yapıştırıp etkinliğimi tamamlıyorum. Her hafta yeni attığım etkinlik videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bir kukla hazırlıyoruz. Bu şekilde kalıp kullandım. Bu kalıbımı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Siyah karton ve sarı simli eva kullanarak bu parçaları kestim. Siyah kartonumun üzerine sarı ve siyah evalar yapıştırıyorum. Bu yapıştırdığım parçalar sayesinde kuklam daha formlu gözükecek. Ben parçaları gelişi güzel kesmiştim. O yüzden biraz yamukluklar oldu. Şimdi onları makasla düzeltiyorum. Arımın kanadını da yapıştırıyorum. Bu arı kuklasını oyunlarda, dramalarda çok rahat kullanabilirsiniz. Çok tatlı oluyor gerçekten. Şimdi bir silikon yardımıyla bir çöp şişi arkasına yapıştırıyorum.
Ve kuklamız hazır. Bu etkinliğimizde ise çok tatlı bir kitap ayracı yapıyoruz. Elimde olan bir kitap ayracını kalıp olarak kullanarak sarı kartondan bir dikdörtgen kestim. Sarı kartonumun ortasında kalacak şekilde bir de beyaz dikdörtgen kestim. Beyaz kartonu sarı kartonun orta kısmına yapıştırıyorum. Makasla sarı kartonumun alt kısmına bir çentik atmak istiyorum. Bu işlemi beyaz kartonu yapıştırmadan önce yapsam daha iyi olacakmış. Şu an biraz yamuk oldu ama videonun ilerleyen kısmında bu kısmı düzeltiyorum. Şimdilik böyle kalsın, düzelttiğimde daha hoş duruyor. Bir delgeçle üzerinden delik açıp oradan siyah bir kurdele geçiriyorum. Arı temalı bir kitap ayracı yaptığımız için sarı, beyaz ve siyah renkleri kullandım. Bence bu üç rengin uyumu çok güzel oldu. Şimdi kitap ayracımızı istediğimiz gibi süsleyebiliriz. Ben bir çizim kalemiyle üzerine noktalar koydum. Sanki böyle arı uçuyormuş gibi durmasını istedim. Bu noktaların en ucuna da beyaz kartondan kestiğim ve keçeli kalemlerle boyadığım bir arıyı yapıştırıyorum. En alt kısmına da bir happy yazdım. Sarı kartonumun alt kesik kısmını düzelttim. Bu şekilde daha güzel durdu. Kanalımda birbirinden farklı bir sürü kitap ayracı yapımı da var. Bunlara göz atmak isterseniz açıklamalar kısmına bakmanızı rica ediyorum. Şimdi artık madde kullanarak bir geri dönüşüm etkinliği yapıyoruz. Bunun için 5 litrelik bir şişe kapağı kullandım. Kapağımın üzerine sarı bir el işi kağıdı yapıştırıyorum. Burada el işi kağıdımız kapaktan bir tık daha büyük olmalı ki kapağın görünmesini engellesin. Şimdi kapağımı ufak bir parça Eva'ya yapıştırıyorum. Kartona A4'e elinizde ne varsa ona da yapıştırabilirsiniz. Şimdi arımın kanatlarını, çizgilerini ve gözlerini yapıştırıyorum. Bu kapak etkinliğinden bir sürü hayvan yapabilirsiniz. Kedi, köpek, arı, baykuş, hepsi de çok güzel oluyor ve çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyor. İlerleyen videolarımda bu kapaklardan bir sürü hayvan yapıp onun da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Ben Eva'mın kenar kısımlarını böyle dalgalı bir şekilde kestim ve etkinliğimi tamamladım. Şimdi ise çocukların çok sevdiği kalem arkası süsü yapıyoruz. Sarı Eva'dan iki tane daire kestim. Bir dairem diğerinden bir tık daha büyük. Onları gösterdiğim şekilde yapıştırdım ve büyük dairemin üzerine paralel şekilde iki tane kesik atıyorum. Bu kesiklerden kalemi gösterdiğim gibi geçireceğiz. Şimdi yine arımızın süsleme kısmına başlıyoruz. Arımın antenlerini yapmak için sarı bir parça şönil ve siyah ufak pomponlar kullandım.
arımın oynar gözünde yapıştırıyorum ve etkinliğimi tamamlıyorum. Ben aslında bir de kanat yapmayı düşünüyordum ama yaparken kanadı unutmuşum. Siz isterseniz ufak bir kanat da ekleyebilirsiniz. Ve etkinliğimiz bitti. Kanalımda birbirinden farklı çok güzel etkinlik videoları var ve her hafta yeni videolar atıyorum. Bunlardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Tüm sorularınız için yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.